Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızın dün akşam oynamış olduğu Kayserispor maç sonrasında bir değerlendirme yapacağız. Biliyorsunuz sıcağı sıcağına bir değerlendirme yaptım, bir video geride. Bugün arkadaşlar biraz daha teknik, taktik, maç sonu röportajları, oyuncuların performanslarını tekrardan değerlendireceğimiz sohbet adında bir video olacak. İnşallah videomuzu sonuna kadar izler ve beğenmeyi unutmazsınız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Şimdi dün Abdullah Avcı'nın basın toplantısına değinmek istiyorum. Hemen hemen maçtan sonra benim dediklerimin aynısını dedi diye düşünüyorum ben. Sizler de izlemişsinizdir mutlaka. Öncelikle şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı, takımımız çok iyi gidiyor. 8 tane maç oynadık. Bunların 5 tanesini kazandık, 3 tanesini berabere bitirdik dedi. Gerçekten Abdullah Avcı'nın bu istatistikleri çok iyi. Özellikle son haftalarda bir beraberlikler can sıkmıştı. Bu galibiyetle beraber bence çok emin adımlarla beraber güzel gidiyor Trabzonspor takımı ki Abdullah Hoca da şunu vurguladı. Bence çok önemli bir detaya değindi Abdullah Hoca. Çok iyi gidiyoruz. Lütfen destek verin dedi. Herkesten destek istiyorum dedi. Eski oyunculardan, basın mensuplarından, camiadan, taraftarlarımızdan herkesten destek bekliyorum dedi. Burada Abdullah Hoca'nın biraz da Trabzonspor takımımızın arkasında olmamızı istediğini görüyoruz ki nitekim öyle olmamız lazım. Eğer şampiyonluk hedeflerimiz varsa. Maçı çok önemli bir virajdı. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçı öncesinde bizim bu maçı mutlaka kazanmamız lazımdı ki Fenerbahçe ile beraber liderlik maçına çıkalım. Fenerbahçe de şu an Kasımpaşa ile oynuyor ve şu an 1-0 arkadaşlar. Maçın skorunu artık ben videoya yükleyeceğim. Belki ben yüklerken maç o ara bitmiş olacak veyahut da bitmiş olur. Artık sonucuna göre değerlendirmeleri tekrardan yaparız ama şu an Kasımpaşa'ya karşı 1-0 önde Fenerbahçe. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlar Trabzonspor takımımız 18 puanda. Beşiktaş 17 puanda. Fenerbahçe 16 puanda. Fenerbahçe büyük ihtimal kazanır ise Kasımpaşa maçına lider 19 puanda, biz 18 puanda olacağız. Ve içeride oynuyoruz. Muhteşem bir maç bizi bekliyor. Gerçekten çok önemli bir maç. Ve genelde Fenerbahçe maçlarından sonra bir kırılma anları yaşıyor Trabzonspor takımımız. İnşallah bu maçı kazanarak aradaki farkları açmaya başlar. Çünkü rakipler Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun sürekli kaybetmeye başladı. Fenerbahçe bir kötü gidişatı artıya çevirmiş gibi gözüküyor. Trabzonspor takımımızın bu maçı artık böyle hani erken finallerden bir tanesi. Evet, bu maçı kazansak, kaybetsek aslında çok büyük sana artıları olacak mı? Şöyle söyleyebilirim. Kazanırsan prestij anlamında, moral anlamında, güven anlamında bir artısı olacak. Ama kaybedersen senden hiçbir şey götürmez. Neden götürmez? Çünkü ligde daha 30 küsur maç var arkadaşlar. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Onun için de çok büyük problem değil. Ama kazandığımız zaman da muhteşem olacaktır. Liderliği alacağız. Aradaki puan farkını açacağız arkadaşlar diğer takımlarla diye düşünüyorum. Şimdi Abdul Hoca'nın değindiği çok önemli detaylar var. Ne dedim ben dünkü videomda? Sizler de izlediniz. Çoğu arkadaşımız takip etmiştir diye düşünüyorum. Videomun sonuna kadar izlemişsinizdir. Dünkü videomuz çünkü çok önemli detayları konuştuk. Yediğimiz goller, pozisyonlar, teknik, taktik gene konuştuğumuz bir video olmuştu. Abdul Hoca'nın yapmış olduğu hamleler çok iyi oldu. Oyuna giren oyuncuların hepsi çok iyi cevaplar verdi. Ve herkes elinden gelenin en iyisini yaptı diye dün bir videoda konuştum, açıklama yaptım. Abdul Hoca basın toplantısından sonra biz dedi yapmış olduğumuz hamlelerde giren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi istediğimiz reaksiyonu verdi dedi. Gerçekten Trabzonspor takımımızın şampiyon olmak istiyorsa sonradan giren oyuncuların bu reaksiyonu her zaman vermesi lazım. Örneğin Abdülkadir Ömür'e bir parantez açacağım. Dün de dedim en iyi maçını oynadı diye. Baktığımız zaman her kesim tarafından en iyi maç oynadığı konuşuluyor. Fener, Galatasaray, Beşiktaş her kesim tarafından. Çünkü Abdülkadir Ömür iyi oynadığı zaman arkadaşlar herkes doğruya doğru konuşuyor. Çünkü kimse Abdülkadir Ömür'ü hani babasının oğlu değil Abdülkadir Ömür ve kimse Abdülkadir Ömür'e düşman değil. Biz burada gördüklerimizi konuşuyoruz ve şunu söylemek istiyorum. Bir futbolcu maçtan sonra oynuyorsun. Sen maçın içerisinde nasıl oynadığını az çok biliyorsun. Maç bittikten sonra eve gidip hani tekrardan maçı izleyeyim, ben nasıl oynadım diye kimseye de sormazsın. Ha, bazı oyuncular vardır ki ben eski oynadığım maçı tekrardan izlerdim. İki kere izlerdim, üç kere izlerdim. Hatalarım nerede, neler yanlış yapmışım, neleri artık yapmışım. Bir pozisyona nasıl girersem daha iyi. Hep kendi kendimi izlemişimdir. Ama bazı oyuncular vardır arkadaşlar hiç izlemezler ve bazı oyuncular vardır şunu söyleyeyim size. Hani ben mesela sahanın içerisinde iyi mi oynuyorum, kötü mü oynuyorum? Onu çok net bir şekilde bilirim. Kimseye de sormama gerek yok. Birisi bana iyi oynadın dese, hayır ben kötü oynadım diyebilirdim. Veyahut da iyi oynadın derse, işte kötü oynadım. Kötü oynadın derse de bence ben iyi oynadım diyebiliyordum. Çünkü biliyordum kendimi. Pozisyon hatalarımı biliyordum, kaçırdığım topları, pas hatalarımı hepsini maç içerisinde analiz edebiliyordum arkadaşlar. Nitekim şunu söylemek istiyorum. Neden bu konuya getirdim? Oyuncular kendilerini çok iyi biliyorlar. Abdülkadir Ömür de mesela sahanın içerisinde çıktı, ağladı.
isyanlar etti. Neden? Açıklamalar yaptı. Ben kendime kızdım. Kendimle performansımdan dolayı sinirimden, hırsından ağladı Abdülkadir Ömür. Ve arkadaşlar hani taraftarımız sahaya girdi, oldu bu olduğundan dolayı değil. Kendisine kızdığı için ağlamıştı. Bunu demek istemedim. Hani ondan dolayı bu konuyu açtım. Şimdi Trabzonspor takımımıza bakıldığı zaman arkadaşlar Bakasetas'a tekrardan bir parantez açmak lazım. Gerçekten ligin zirvesinde her türlü katkısı var. Asist yapıyor, gol yapıyor. Trabzonspor takımımız için önemli bir yıldız adayı. Bakasetas'ı gerçekten tebrik ediyorum tekrardan. Abdülkadir Ömür'ü zaten biraz önce konuştuk. Abdülkadir Ömür'e bir ayrı bir parantez için not almışım. Abdülkadir Ömür'ün de hani bu hamlelerden sonra bu topu alması, oyunu yavaşlatması, oyunu hızlandırması, tempo yapması, pasları, kilit pasları, şut atması gereken yerde Canini'ye bir pas verdi. Canini yerden kalecinin ayağının arasından köşeye bırakayım dedi. Ama kaleci her topla yere yattı. Dün de dedim arkadaşlar. Hep de yerden denedik. Canini oyuna girdikten sonra fena oynamadı. Ama sizlerden bana çok fazla mesaj geldi. Canini ile alakalı düşüncelerimi merak ediyorsunuz. Evet, biraz vurdum duymaz oynuyor. Birazcık gamsız bir oyuncu ama yapacak bir şey yok. Canini'yi ben beğeniyorum, futbol kişiliğini. Hareketli, sağa sola deplası olan bir oyuncu ama Canini biraz daha golcü olması lazım. Cornelius biraz daha golcü olması lazım. Bu kadar net pozisyonlar, şampiyonla oynayan takımdasın. Ve bu kadar net pozisyonlardan artık 3 tane 4 tane geliyor. Bunun birini mutlaka Cornelius'un yapması lazım. Allah korusun dakika 90'daysak biz gene bu maçı 2-2 beraber bitireceğiz. Veya penaltı pozisyonunu hakem... Gerçekten bakın arkadaşlar, penaltı olmasa inanın bana bu maç 1-1 biterdi. Gene canımız yanardı. Gene çok üzülürdük. Ah vah derdik. Şu Kayserispor maçında direkten 3-4 topumuz döndü işte. Bu kadar gol kaçırdık. Ne o ah vah derken arkadaşlar iş işten geçiyor. Ve stresli maçlar oynuyor Trabzonspor takımı. Bir diğer sorunuz dünkü videomda, Trabzonspor takımı neden geriye çekildi? Arkadaşlar skoru 2-1 aldık. Abdul Hoca ne yaptı? Çat Berat'ı koydu. Orta sahadan adam aldı. Çat Denzil stopere koydu. Üçlü defans yaptı. İleriden forveti çıkarttı mesela. Ve ister istemez üçlü stoper, sağ bekin, sol bekin önünde Berat, Hamşik geri geldi falan derken takım geri çekildi ve skor koruma içgüdüsüyle beraber de mecbur kaldı ve takımımız geri çekildi. Abdullah Hoca bu maçta ben inanıyorum ki geri çekildiklerinden dolayı biraz rahatsızdır ama şişirme toplar geldi, duran toplar oldu ve Abdullah Hoca da önlem amacıyla Denzil'i soktu sahaya ve Denzil ile devam etti. Ahmet Can'a bir parantez açalım tekrardan. Ahmet Can şimdi 18 yaşında, pırlanta gibi. İlk maçına çıktı. Pas yüzdesi çok iyi, olumlu. Birebirlerde mücadelede olumlu. Yediğimiz golde evet birazcık daldı. Biraz tecrübesizliğine denk geldi. Orada biraz daha iyi çevre kontrolü yapması lazımdı ama 18 yaşındasın. Trabzonspor takımının formasını giyiyorsun. Karşısında Kayserispor'un çok önemli oyuncuları olduğunu düşünüyorum ben. Fernandez gibi, Tiam gibi. Gerçekten önemli oyuncular bu oyuncular. Tecrübeli oyuncular, işi bilen, hatayı affetmeyecek oyunculara karşı oynadı ve bence 4-4'lük oynadı. Ben böyle kötü duruma, sıkıntılı bir duruma düştüğünü görmedim Ahmet Can'ın. Ayağına top geldiği zaman mümkün olduğunca oyuna sokmaya çalıştı. Orta sahaya verdi, öne çıktı, topu aldı, kaleciden top istedi. Yani bir özgüveni var. 18 yaşında Trabzonspor takım formasını giymek gerçekten kolay değil arkadaşlar. İnşallah bunun üzerine koyar. Abdullah Hoca da dün bir parantez açtı Ahmet Can'a. İnşallah üzerine koyması lazım dedi. Çünkü üstüne koymazsa arkadaşlar seneye Tuzla Spor'a kiralanacak, Ümraniye Spor'a kiralanacak. Çünkü gördük ki arkadaşlar geçen sene Safa mesela birçok maç oynadı ama kiralandı. Abdullah Hoca şimdi şunu da ben seziyorum. Şimdi Abdullah Hoca Faruk'u gönderdi, Safa'yı gönderdi. O bu bir sürü genç oyuncu gönderdik. Ama Ahmet Can'ı kadroda tuttu arkadaşlar. Şimdi Ahmet Can'ı kadroda tuttu. Bence Abdullah Hoca bu sene şampiyonluk hedefledi. Hedefin doğrultusunda kadro planlaması yaptı. Kullanmayacağı hiçbir oyuncu, kafasında içine sinmeyen hiçbir oyuncu kadroda tutmadı. Faruk bence iyi bir oyuncu. Safa bence iyi bir oyuncu. Bu oyuncular kadroda kalabilir miydi? Kalabilirdi. Ama Abdullah Hoca ben bu oyuncuları nasıl olsa kullanamayacağım. Safa'nın yeri oynaması lazım. Direkt oynasın, gelsin buraya, seneye bakalım mantetesindeler diye düşünüyorum ben. Faruk için de oraya ben sol bek stoper özellikle bir oyuncu alacağım. İşte Tronsen'i koyuyorum, İsmail'i koyuyorum diye hesap etti. Belki hesapları uymadı Abdullah Hoca'nın Faruk için ama oynatacağı oyuncu Ahmet Can'ı tutmuş kadroda. Görüyorsunuz arkadaşlar, ben bu oyuncuyu oynatacağım dedi ve oynattı diye düşünüyorum. Hani oraya hiç güvenmese Ahmet Can'a. Şimdi biz Denzil hazır olmazsa Ahmet Can oynatacak dedik. Hatırlayın videomuzun dünkü videomda da, ondan önceki videomda da. Ama oraya Berat'ı da çekebilirdi. Ahmet Can'a güvenmese oraya Berat'ı koyardı en kötü diye düşünüyorum ben, ki Denzil'in çünkü iyi olup olmadığıyla alakalı çok önemliydi ki Denzil 90 dakikaya çıkartamayacak bir düzeyde dendi. Ama
Oraya Berat'ı koyma bir şansı vardı. Evet, Berat stoperde oynayamıyor. Stoper özellikli diyor Abdül Hoca ama stoperde oynayamaz arkadaşlar. Berat oranın oyuncusu değil. Abdül Hoca tercihini Ahmet Can'dan yana kullandı. İyi bir tercih oldu. Hepimiz izledik, keyif aldık. Ahmet Can'ın da bu takıma yakıştığını düşünüyorum. Ben inşallah yolu açık olsun arkadaşlar. Bugün biraz sohbet tadında böyle düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Trabzonspor takımımız dün gerçekten iyi bir galibiyet aldı. Taktiksel anlamda Abdül Hoca'nın yorumlarıyla dünkü yaptığım yorumlar hemen hemen aynı. Topa sahip olmak isteyen bir takımdık. Oyunu domine etmek istedik, önde basmak istedik dedik. Rakip içinde zaman zaman sete döndürebilen ama genelde geniş alanda oynayan ve geçiş oyunu oynayan bir takım dedi. Yani geçiş oyunu dediği de hızlı atakları yapıyor. Bir orta sahayı direkt geçen bir takımdı Kayseri Spor takımı. İyi analiz etmişler. Sabah akşam çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bu Abdullah Avcı için de önemli bir fırsat. Çünkü kariyerine baktığımız zaman Türkiye Kupası'nı aldı. Trabzonspor'la ilk kupasını aldı. Ve Abdullah Avcı'nın ihtiyacı var arkadaşlar. Bir şampiyonluk yaşamak isteyecektir mutlaka. Ve en uygun takım Abdullah Avcı için ben Trabzonspor takımı olduğunu düşünüyorum. Bizim için de şu an Abdullah Avcı olarak düşünüyorum. İnşallah herkes istediği hedefe ulaşır. Trabzonspor'umuzu iyi yerlere taşırlar diye ümit ediyorum. Çok fazla uzatmayın. Bugün videomuz bu kadar olsun. Sohbet tadında oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yarın inşallah yeni bir video ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.